form kısmına şimdi biraz atlayacağım. Şimdi buton, imaj ve helper klasını inceleyelim hemen. Sayfayı farklı kaydediyorum. Buton, imaj, helper diyorum. Ve kaydettim. Dokümanımızı şimdi şöyle bir temizleyelim burayı. Şuraya kadar. Evet. Burayı da kaydedelim. Şimdi buton ekleyeceğiz. Hemen geliyorum buton kısmına tıklıyorum. Bakın burada buton çeşitleri var. Butonu ekleme yöntemleri bunlar. Bir tanesini kopyalayalım. Elle de yazabilirsiniz. Yani bence hiç hani şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor falan diye bir şey hani doğru değil. İsteyen istediği gibi yapabilir bence. Hangisi kolay geliyorsa istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Önemli olan bence sonuca ulaşmak. Zaten zamanla kullandıkça alışıyorsun. Bakın default buton bu şekilde. Burada zaten gösteriyor örneğinde de. İşte primary buton var. Bunları tek tek yapmayacağım hepsini. Mesela large buton mesela nerede? Şöyle şuradan yapalım. Buton default. Buton primary ve buton large burada mı acaba bakalım. Large nerede, nasıl yazıyormuş large kısmı? BTN large'mış, evet BTN. Hepsini aynı yapmışlar orada. BTN'ye dönmüşler. BTN large dediğinizde de buton bakın bu şekilde large'a dönüşüyor. Üstüne geldiğinde hover oluyor. Ben burada bir şöyle yapacağım. Normal etiketle mesela bir P etiketiyle üstte boşluk vereceğim. Şunu ampersand işaretiyle NBSP'yi yani en üstte yapışmasın diye. Şurada bakın gördüğünüz üzere. Buradan butonları ekleyebilirsiniz dilediğiniz gibi. Mesela primary yerine danger yapabilirsiniz. O da büyük mesela. Bakın yanına geldi, kırmızı oldu. Şimdi başka neler yapabiliriz butonlarla ilgili? Burada small mesela small'u yapalım. Buton X'e bir tane daha kopyalayalım buradan. Bir tane de küçükten yapalım ki buton X'e geldik. Bakın küçük bir buton oluştu. Bunu da yapmış olduk. Blok level şeklinde yani bütün bunu genelde formlarda kullanıyoruz. Hemen bunu da yapalım. Geldik. Şöyle default değil de mesela mesajı yolla diyelim mesela şöyle örnek olsun diye. Bir form yaptınız. Formun altına en altına buton yaptınız. Mesajı yolla. Gerçi bu blok olmadı. Çünkü kopyalamadık onu. Aynısını yapmadık çünkü. Nerede? Gerçi kopyalamışız ama bakalım buton primary, buton blok. Buton bloğu ben göremedim burada. Evet. Buton blok yazmıyor çünkü. Kopyalamamışız. Evet. Şu anda oldu. Tekrar geliyorum. Bootstrap'a. Evet. Bakın. Bütün sayfayı tamamını kaplıyor. Burada acaba şunu yapabilir miyiz? Ben de merak ettim. Şimdi deneyelim mesela bakalım. Call MD mesela 6 dersem ben buna bakalım ne olacak. Merak ettim. Bir şey değişiyor mu? Buton blok. Mesela blok yerine mesela sadece şunu yazsak acaba nasıl olacak? Evet bakın mesela blok yerine mesela bu şekilde yani daha büyük kendimiz ayarlamak istiyorsak mesela şu şekilde yapabiliyormuşuz. Bu da güzel bir şey. Yani illa oradaki kullanılanlar gibi olmak zorunda değil. Siz kendinizde biraz ufak tefek buradaki bilgilerinizle değişik şeyler yapabilirsiniz. Burada başka ne butonları varmış? Buton element diyor. Bir de linklere mesela A etiketinin de buton yapabiliyorsunuz. Yani illa buton olmasına gerek yok. Şu şekilde A etiketini de buton yapabiliyoruz. Şöyle bakalım. Bakın. Bunu kullanabiliyorsunuz bu şekilde.
Bunlar tabii yeri geldiğinde size muhtemelen lazım olacaktır. Bazen A etiketine de buton yapmanız gerekiyor. İşte disable yapabiliyorsunuz butonu. Burada bunları kodlama ile alakalı şeyler. Hani işte şunu sözleşmeyi kabul ettiğinde aktif olsun buton falan tarzında yani. Bunları yapmanız gerekiyor. Buton tags. Mesela burada da buton tag diyor. Geri geliyorum. Buton kısmına geldim. Buton tag da etiket bulutu zannedersem. Ama burada nasıl kullanıldığına ilgili bir şey yok. Şimdi imajlara geçelim. İmajı da hemen göstereyim burada. Bir satırda şunun altına bir satır ekleyelim içine. Div class row diyorum. Şimdi imajı ekleyeceğim hemen buradan. Önce şuradan ekliyorum imajı. Önce şunu yapalım. Buraya geliyorum. Lorem Pixum'dan. Lorem Pixel'den. Bir içerik alalım mesela kaç olsun. X'i 300. Yüksekliği 400 olsun. 3'e 4. Mesela ne olsun? Nightlife olsun. Color image olsun. Bu resmin URL'sini kopyalıyorum buradan. Ve geliyorum buradaki search kısmına yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Ve geldim buraya. Bakın buraya geldi resim. Şimdi image responsive diyor. Buraya bir tane daha ekliyorum. Image thumbnail. Daha önce anlatmıştık derste hatırlarsanız. Şimdi bakın otomatik olarak kendine çerçeve ekledi. Bu row'unda path 0 kısmını yapalım hemen. Çok dibe yapışmıştı çünkü. Ya da row de M0 mıydı? Bakalım. Evet, M0. Şimdi bakın gördüğünüz üzere burada kendisi çerçeve ekledi resmimize. Biz hiçbir şey yapmadık. Sadece buradaki class'ı yazmamız yeterli oldu. Şöyle şurayı biraz küçültelim. Image responsive ve thumbnail. Ve buradaki alt etiketi var. Şimdi responsive olunca ne oluyor? Bakalım. Geliyorum. Bakın resim kendisi uyum sağlıyor. Tabi bu daha büyük olsaydı mesela daha büyük olarak burada küçülecekti. Hemen o örneği de yapalım isterseniz. Şuradan mesela daha geniş yüksekliği 300 x mesela burası 600 olsun. Burası 400 olsun. Daha büyük yapalım bence. Mesela 800 olsun. Daha da büyük yapacağım. Mesela 960 yapalım. 960 yaptım. Resmi kopyala diyorum. Geliyorum buraya. Bakalım şimdi responsive mantığının nasıl olduğunu burada resim olarak daha iyi anlayacağız. Şimdi geldim. Yeniden gidiyorum. Bakın resim bu şekilde. Küçültüyorum tarayıcıyı. Bakın küçülttüm. Resimle benimle beraber bakın. Küçülüyor, küçülüyor. Gayet başarılı bir şekilde. Resmin ilk hali tabii büyük olacak. Yani büyük olmadan o kadar büyütemeyiz zaten. Gösteremeyiz. Evet, responsive image bu şekilde. Bunu mesela image rendered yapalım mesela. Hemen bir görelim. Thumbnail ile beraber oluyor mu ona bakalım bir. Bu resim bayağı büyük olacağı için şimdi biraz sıkıntı olabilir. Bir şey değişmedi zannedersem. Şunu bir sileyim. Tekrar geliyorum. Evet bakın köşeleri biraz yuvarlandı. Buraya rounded değil de circle diyelim. Bakalım nasıl bir. Bunu muhtemelen circle yapamayabilir. Çünkü resmin boyutu buna uymayabilir belki. Bakalım bir nasıl yapacak. Evet, böyle bir saçma sapan bir şey oldu. Yani circle olması için bence en azından bir kareye
kare olması lazım. Mesela 400'e 400 yapsak. Seçtik. Tekrar seçiyorum. Evet. Mesela şu. Resmin URL'sini kopyala. Şimdi kare yaptığımızda daha mantıklı bir görüntü olacak diye düşünüyorum. Bakalım, tekrar geliyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Bunu ayarlayabiliyorsun. Bunu tekrar responsive de yapabilirsiniz belki. Gerçi responsive şu anda. Küçülttüğünüzde küçülecek orası. Bunu yaptık. Roundout yaptık. Bunu yaptık. Ve en son helper class'la da bu dersi bitirelim. Helper class'ta paragrafların içine işte az önce bahsettiğimiz gibi mesela p class text primary diyor. Bunu kullanabilirsiniz. Hemen bunun altında bu şekilde içerik olarak da şunu ekleyelim. Hemen buradan bir yazıyı kopyalayalım. Geldim. Bakın şu şekilde kendisi otomatik olarak değiştirdi, mavi yaptı. Bu renkleri falan değiştirmeyi hepsini tekrar sonra göstereceğim. Evet, helper class'larda bu şekilde. Bunları farklı farklı modelleri, işte background kısmı var. Bunları yani tek tek anlatmamız da gerek yok zaten, bu kadar yani. Evet, şimdi burada işte o az önce bahsettiğim şeyler buradaymış. Gizleme, saklama olayları. Evet, hidden. Hidden'mış. Biz onu o zaman bulamamıştık. Buradan da hangi alanların gizleneceğini, hangisi mesela hidden X derseniz sadece bu device'ta gözükmeyecek, diğerlerinde gözükecek. İşte hidden SM derseniz small device'ta gözükmeyecek, diğerlerinde gözükecek. Hangisinde gözükmesini istemiyorsanız onunla ilgili kodu yazıyoruz. Orada o alan gözükmüyor. Evet, bu şekilde burayı da bitirmiş olduk. Şimdi bundan sonra geçeceğimiz konu komponent kısmı. Şimdi CSS kısmını bitirdik. Komponent ve JavaScript'ler kaldı. Şimdi bundan sonra daha çok böyle kopyalama ile ilgili işlemler yapacağız. Yani çünkü burada hazır kodlar gelecek artık, şurada olduğu gibi. Artık biraz daha böyle kodları alıp kullanacağımız örnekler yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.